Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Biliyorsunuz Şaran'a başlamıştık. Olsa Genç Şaran'a. Asıl vaziyette olan aracımız. O da aynı Ford Mondeo gibiydi. Şimdi ne yaptım? Koltukları çıkarttım. Arka koltukları. Koltuklar da aslında güzel koltuklarmış. Mesela Şaran'larda bakın. Direkt bebek koltuğu çıkıyor. Bir de koltuğun birisi direkt otomatik şey oluyordu. Ha şu. Çocuk koltuğuna dönüşüyor. Gayet güzel değil mi? Bence çok güzel yani çocuklar için. Böyle bir koltuk tasarlamışlar. Ben daha önce dikkat etmemişim. Gayet güzel. Mesela buradan çekiyorsun, geri geliyor. Normal vatandaş koltuğu oluyor. Ebeveyn koltuğu. Ayrıca işte arka koltuklarda böyle şeyler var bebekler için. Ekstradan para harcayıp çocuk koltuğu almanıza gerek yok. Bu da en arkada. En arkadaydı. Bunu da bu Şaranlarda buraya da koltuk takabiliyorsunuz. Ondan sonra küçük bir minibüs havası oluşturuyor. Bu arada aracın hali berbat görüyorsunuz. Birazdan dalacağım. Maske takıp dalmam lazım. Başka türlü olmaz bu araç. Şuna bak. Koltuklar leş. Koltuklar da yıkanacak. Aynı şekilde burası da. Ben yani oturmaya tiskindim. Bu pantolonu da iki kere yıkatacağım eve gidince zaten. Neyse ben devam edeyim. Görüşürüz sonra. Evet, içini birazcık süpürdüm. Çalışmaya elverişli hale getirdim çünkü çok pis ya. İnanılmaz. Şimdiye kadar yaptığım en kötü araba olabilir ya. Bunun da altından kalkarsak daha da bir şey bilmiyorum. Bunu da yaparsak her şeyi yaparız herhalde. Düğmeler yapışmış artık buralar. Ben klimayı kapatmak istedim. Biliyorsunuz öbür videoda basıyorum, düğme girmiyor içine. Yapış yapış olmuş artık üstüne, ne şişe bulaştıysa. Çok pis ya. Kendim de gideceğim herhalde, bir saat falan banyo yaparım bu arabanın yüzünden. Şimdi iç tamam. Süpürme işi. Sonra ilaç falan sıkacağım ki o pislikler yumuşasın. Burada aynı şekilde. Şuna bak ya. Buraya halısız binmişler. Ondan o kadar kötü olmuş zaten. Ben diyorum abi her zaman yani iyi olsun kötü olsun, eski olsun yeni olsun, insan aslan yattığı yerden belli olur ya. Böyle binilir mi ya? Eşeğe biner gibi arabaya biniyorlar arkadaş. Şimdi bir de buraları süpüreyim. Buraları da bir temizleyelim değil mi? Yağmur geliyor çünkü. Yağmur gelmeden halletmem lazım. Az önce bahsetmiştim. Tuşlar birbirine yapışmış diye. Bir de bilmediğim bir sebepten dolayı ilk buradan başlamak istedim. Böyle görmek içim el vermedi galiba. Özünde hiç fena bir araç değil. Bak ne güzel bunlardaki, bu Volkswagen'lerdeki bardaklıklar benim çok hoşuma gidiyor. Yani çoğu arabada yok. Rahatça içeceğini koyuyorsun. Dediğim gibi özünde hiç fena bir araç değil. Sadece yanlış ellerde kalmış. Sahipleri pek ilgilenmemiş araçta. Ya da paraları çokmuş bilmiyorum artık ama parası çok olup da böyle pis paslak bir insan olacağına hiç olmasın, daha iyi. Demo mudur yani,
Bakarsan bağa, bakmazsan dağa olur ve her aslanda yattığı yerden belli olur. Bakalım elimizden geleni yapacağız bu araç için. Bu arada dün teybini bağladım. Orijinal gamma teybi. CD çalar olduğunu fark ettim. Benim aracımda yok mesela bu şeyde. Multivan'da yok. Ve çalışıyor. İçinden de güzel CD'ler çıktı hatta. Evet, bu ikisi yıkadığım koltuklar. Bakın renkleri nasıl çıktı, desenleri. Burada da yıkanmamış olanı var. Her tarafı leş, pis, pasak içinde. Güzel oluyor. Şurada biraz daha kalmış. Bunun suyunu biraz sonra çektireceğim makineyle. Daha önce minibüste multivanda yaptığım gibi. Bakıyorum, sürekli kontrol ediyorum. Es geçtiğim bir yer var mı yok mu? Bunları ondan sonra kurumaya alacağız. Bakalım, öbür koltukların rengi de bayağı açıldı. Mesela şoför koltuğu. Şimdi burayı bir daha üstünden geçmem lazım. Bura biraz şey kaldı. Şu kol koyma yerleri çok kötü durumdaydı. Şimdi işte bu kabasını almış olalım. Sonra bir daha üstünden geçelim temiz suyla. Evet, geldik tabana. Tabana başladım. Önce bir suyunu çekelim bakalım. Suyunu bir çekelim. Nasıl gelin? Burada çok kötü durumda zaten. Nescafe gibi oldu. Deneyelim önce bir. Evet sevgili takip eden arkadaşlarım, aracın temizliğini bitirdim. Yani kaba temizliği bitti. Gerisini de doğaya bıraktım. Yağmur şu an güzelce serpeliyor. İlaç döktüğüm yerlerde akıp gidiyor. Aracın içi de tertemiz oldu. Arkayı açık bıraktım havalansın iyice diye. Çünkü hala yerler ıslak, nemli. Sol camımız bozuk. Düğmesini sipariş etmişler, geliyor. Oraya da çöp poşeti kapattım su girmesin diye. Bu arada dede torun da buradalar. Yarın geliyormuş jantar lastikler. Ona bir de spor yağı ayarlamam lazım. Önce bakacağız kaçlık yay takmaya. Ona göre karar vereceğiz. Koltuklarım da tertemiz oldu. Onları buraya çektim ıslanmasınlar diye, kurusunlar. Bu arada biraz da ısınalım. Bunu hak ettik. Bir yandan da buradan yine su dolduruyorum. Burada su sıkıntımız var. O suyu da tekerlerde kullanabilirim. Böyle. Kısıtlı şartlar altında araba temizliyoruz. Evet arkadaşlar, ikinci günündeyiz. Şara'nın şimdi temizlik olarak. Arabayı yağmur almayan bir yere aldım şimdi. Ama görüyorsunuz boyanın ne kadar matlaştığını. Çok fazla yattığı için ve bakımsız kaldığı için. Aynı şekilde zaten jantlar da paslanmış. Zaten onları değiştirecek lastiklerle beraber. Arabanın içini göstereyim size. Çok tamamen kurumasa da. Dünkü görüntüye göre görüyorsunuz. Dün nasıldı yerler. Orada biraz karanlık gözükmüyor. Ama koltuklarımızın rengi gördüğünüz gibi. %90, %95 oranında tertemiz oldu. Yani sıfır ayarında olmasa da. Çok iyi oldu. Arka tarafta gördüğünüz gibi. Ama içerisi hala nemli. Güneş yok şansımıza. Yoksa güzel kurutacaktık. Aracın üstünde demiştim reçineler var. Ve aracın üstünde şu an çok kötü ya boyası. Yani kılarlak dediğimiz cila sıfır durumda. Güzel bir politür pastacıyla bu arabayı düzeltecektir eminim. Ama işte siyah araçlarda hem temizlik hem pastacıyla olayı çok kötü. Çok zor.
yapmasa. Buraya da işte şey yapıştırmışlardı, su girmesin diye. Etiketler artık iyice kurumuş, üstünde çıkmıyor. Oraya da etiket sökücü sıkacağım. Başka? Ona onu yaparım şimdi, araba kuruyana kadar. Ondan sonra da belki biraz öğlenliğin falan güneş gelir. Şu orta yere çıkarım, gözüm görerek pasta cilasına başlarım. Motoru biraz temizlerim. Dün biraz temizlemiştim zaten. Devam edelim. Ağacın altında kaldığı için çam ağacından büyük ihtimalle reçineler dökülmüş. Tırnakla sökmeye uğraşıyorum. Hemen bu motor havbeden başlayacağım. Şey yapmaya. Pastacıyla. Sessiz olun, arabanızı koymayın ağacın altına. Yazın tamam güzel oluyor. Gölge diye koyuyoruz. Ama uzun süreli kaldığı zaman böyle oluyor. Evet, sonuç böyle. Gördüğünüz gibi her zamanki gibi ayna gibi oldu. Reçineleri de çıkarttım. Şurada derin bir çizik var. Üstüne rötuş yapmışlar. Onun için yapacağım fazla bir şey yok. Lambaları yapacağım şimdi. Onu göstermek için kayda geçtim. Sonra aracı bitirdiğimde tekrar bir sizden paylaşacağım. Ayna gibi oldu. Ben beğendim. Bu taraf bitti. Arka bitti. Ön bitti. Öbür taraf kaldı. Şimdi orayı da bitirdim mi? Tamam, biraz da tavanı yaparım. Ama şöyle baktığımızda gayet güzel oldu bence. İlk halini görenler için söylüyorum.